Kuzey? Kuzey ne oldu? Bir şey mi var? Yok bir şey. Babacığım. İyi. Baba. Oğlum. Baba. Seni oğlum. Çok özledim. Bu altınlar da nereden çıktı? Kimin bunlar? Hadi oğlum. Kapıyı kapat. Çabuk. Yanlış yaptın Kuzey. Şerefsizlik yaptın. Bekir abi ne oldu? Ver şunu Kuzey. Konuşmamız nasıldı Bekir, unuttun mu? Biz yiyemiyoruz, siz yiyin mi diyeceğiz. Ben her şeyi göze aldım. Mahpusta buna yollanıp da karımı çocuklarımı bırakamam ben. Devletin vereceği pay neyse razı olalım. Kafayı mı yedin sen Kuzey? Bu kadar altın devlete mi verilir ha? Biz bulduk, bizim olacak. Yarısı senin, yarısı benim. Firişta gelse vermem. Yarın sabah gidip jandarmayı teslim edeceğim. Kuzey! Yeter be! Bu işin peşinde yıllarım gitti. Ver o torbayı bana. Bekir abi yapma. Çekil Fatma. Fatma. Bekir. Bırak o tüfeği. Delirdin mi sen? Arkadaş markadaş dinlemem. Gebertirim seni. Beni vuracaksın ha? Çocukluk arkadaşın. En iyi dostunu vuracaksın. İnat edersen ölürsün. Sana ver dedim. Ver! Bırak Bekir! Kuzey! Bırak! Bırak şunu! Kuzey! Kuzey! Bekir! Delirdin mi? Buyur abi. Kolay değil ha. Kolay değil. Kuzey ne oldu? Al şunu işte, sakinleş. Emine, ablanları beklesene kızım. Çabuk olsun onlar da. Kızım, Allah zihin açıklığı versin. Amin. İşiniz rast getirsin inşallah.
Bu mu lan kızlar? He. Dur lan, ne yapıyorsun? Karıyı alıp götürelim işte. Tam zamanı. Dayarız alnına tabancayı, bülbül gibi öttürürüz. İndir lan silah. İndir. Her şeyin yeri var, zamanı var. Kuzey abi çıksın hele. Ondan sonra olan olacak. Sepeti, terazi yaptı. Şeyma, Emine ninen nerede? Gitti. Valizini aldı, gitti. Çıktı evden. Yine mi? Allah. Ah anne, ah. Ne yapayım ben seninle anne ya? Hatice anne. Anneme gidecektik anne. Gideceğiz kızım. Gideceğiz. Dur sen. Bu kim? Heh. Bekir'in karısı bu işte. Demek oğlun çağırdı seni. He ya. Köydeymiş. Beni bekliyormuş. Onu çok mu özledin? Özlemem mi? Evlat o. Burnumda tütüyor. Hadi beni onun yanına götür. Ah anne, ah. Cevat Usta, hani beni Bekir'in yanına götürüyordun? Bırakın köye gitmeyin. Anne, Bekir yok, biliyorsun. Yalancı, yalan söylüyorsun. Cevat Usta, sen de bir şey söylesene, bana inanmıyor. Hatice haklı Emine teyze. Bekir 15 sene önce sizi terk etti. Hatırlasana. Ben sizi köyden çağırdım. Tinere binip geldiniz ya. Öyle miydi? Ha, tamam. Trenle gelmiştik değil mi? Kimseniz kalmadı köyde. Hatırladım tabii ya. Ocağımı söndüreceklerdi. Allah Cevat'tan razı olsun. O yardım ettiydi bize. Geçmiş olsun abi. Sağ ol. Bizimkiler Tuzla'ya taşınmışlar abi. Onlara da göz kulak olursan. Başım gözüm üstüne. Abi o alçağı bulacaksın değil mi? Haşim abi kahrından ölmüştü. Gönlünüzü ferah tutun. Kader mahkumuysanız sahipsiz değilsiniz. Bundan sonra dışarıdaki eliniz benim. Paranız, pulunuz, namusunuz önce Allah'a, sonra da bana emanet. Evelallah. Villanın anahtarlarını ulaştıracaklar sana. Sağ ol Süleyman. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Helal olsun. Geçmiş olsun abi. Sağ ol. Geçmiş olsun abi. Gidelim. Değil mi? O soysuz görünmedi mi ortalarda? Hayır abi. Günlerce takip ettik. Bekir hiç görünmedi. Karıları seyredip durduk. Gillop gibi hepsi şerefsiz. Hırzı namusa bulaşmak yok demedim mi lan ben size? Dedin abi. Abi kaza yapacağız. Unutmayın. Kirli iş yok. Bizim derdimiz altınlar. Anlaştığımız gibi abi. Sen Bekir alacaksın, biz de altınları. Nereye gidiyor şimdi? Önce içerideki arkadaşlara verdiğimiz sözleri yerine getirelim. Ne söz abi? Ah, kulağım yandı bana.
İtin olayım Kuzey. Kulağımı ver. Şerefsizleşme. Etme bulma dünyası. Yetim hakkı yerken düşünecektim. Ben ettim, sen etme Kuzey. Ayağının altını öpeyim. Kulağım. Defterin dürülmeyecek mi zannettin? Hangi hak yerde kaldı? Hangi öç alınmadı şerefsiz? Kulağım. Haşim bana her şeyi anlattı mahpusta. Adama iftira atıp mahpusa sokmuşsun. Evine, arsalarına konmuşsun. Adam senin yüzünden, kahrından öldü be. Senin yüzünden. Bir iftira yüzünden. Sen iftira yüzünden hapiste yatmak nedir kulağım, biliyor musun? Kulağım. Biliyor musun? Biliyor musun? Kulağını geri istiyorsan Haşim'den çaldığını rahmetlinin yetimlerine fazlasıyla vereceksin. Peki abi. Bu iade işini kulağın çürümeden yapsan iyi olur. Bu meretler iki gün sonra dikiş tutmazlar. Hemen bugün geri veriyorum abi. Keyfin bilir. İki gün sonra köpek yalanı atarım. Bugün. Bugün getiriyorum abi. Yürü, yürü. Kulağım. Abi. Bundan sonra ne yapıyoruz? Hesap zamanı başladı Necmi. Hesap zamanı başladı. Ağlama. Ağlama Saimem. Üzme kendini. Güzelim, ağlama. Hatice. Şeyma'm nasıl? İyi mi? Çok iyi. Annesinin öleceğini bilmesin bebeğim. Konuşma böyle. İyileşeceksin. Kucaklayacaksın kızını. Öleceğimi, öldüğümü hiç bilmesin. Ona sakın söyleme. Ama Saimem, bir tanem, olmaz ki. Çocuk hep seni sayıklıyor. Bir gün nasıl öğrenecek? Babasından sonra beni de kaybederse dayanamaz. Umudu olsun. Tutunacak dalı olsun. Uzaklara gitti deyin. Öldü demeyin bebeğime. Ciğerim yapayalnız sanmasın kendini. Ben varım Saime. Onu kızlarımdan ayırmam. Söz ver bana. Söz ver. Bunu al. Ona ver. Ben ölüyorum. Nefeslerim sayılı Hatice. Şeyma'yı da evlendirecek yaşa getireceğiz hep birlikte. Allah büyük. Yok. Buraya kadar. Şeyma'ya iyi bak. Vasiyetim. Saime. Doktor bey. Hemşire hanım. Saime. Lütfen dışarı. Lütfen dışarı çıkın. Doktor bey. Kan basıncını kontrol et. Peki efendim.
Dozajı arttırın. Hemen doktor bey. Nabzı düşüyor doktor bey. Ağlama yavrum. Ağlama kızım. Annem hala gelmedi. Aa, bak annen gelmedi ama Hatice annen geldi. Hadi koş aç kapıyı. Hoş geldin Hatice anne. Hoş bulduk. Hoş geldin anne. Hoş bulduk kızım. Annem nerede? Annemi gördün mü? Annen mi? Annen telefon etti bana kızım. Çok iyiymiş. İyileşiyormuş. Heh. Bak. Bu onun başörtüsü. Sana göndermiş. Seninmiş. Al. Annemin kokusu. Canım anneciğim. Çocuklarım nerede? Beni niye tutukluyorsunuz? Karım çocuklarım nerede? Tarihi eser kaçakçılığından karını ve kızını öldürmekten tutuklusun. Götürün. Bekir! Bekir! Zorluk çıkarma. Bekir! Hadi bin. Bekir! Bekir! Senden alacağım. Tek arzum, tek duam kızlarım. Onları okutmak istiyorum. Onları hayırlısıyla telli duaklı gelin etmek istiyorum. Şimdiye kadar birçok gelinlik diktim elleri. Kızlarıma da dikmek istiyorum. Olur inşallah, olur. Bu aklı bir gidip bir gelen cadı kaynananı bile böyle adam ediyorsun ya. Kızlarını mı edemeyeceksin? Onlar senin kızların. Şeyma senin kızın. Ben senin kızınım. Sen bizim annemizsin. Biz Hatice'nin kızlarıyız. Abi. Kimi bekliyoruz daha? Basalım eve. Bekir'i yerini öğrenelim. Görelim şu altınları. Konuşmazsa kaldırırız kızları.
Kuzey abi, vaz mı geçtin yoksa? Kuzey abi. Biz bu işe baş koymuşuz. Korkup geri çekileceksen biz de... Ne yaparsın? Ne yaparsın lan söyle. Beynini dağıtırım lan senin. Dilini koparırım anladın mı? Bana anladım diyeceksin. Anladım abi. Söz ağızdan bir kez çıkar. Bekir'i bulunca altınlar sizin. Bekir de benim. Sakın bir daha. Sakın! Fakat arkadaşlarını uyuyor biraz. Son zamanlarda dersleri de kötü. Bu ara daha da ilgilenirseniz iyi olacak. Anlıyorum. İşe güce koşturmaktan yetişemedim herhalde. Uygun bir dille konuşurum ben. Kusura bakmayın. Estağfurullah. İyi günler. Hadi çocuklar zil çaldı. Ah Emine. Hadi derse hadi. Hadi. Seni tanıdı mı acaba abi? Kuzey abi. Gel. Kuzey. Kuzey, sendin. Arabanın içindeki adam. Lisenin önünde. Niye geldin? Ne istiyorsun bizden? Bekir nerede? Koca. Sana kocan nerede dedim Hatice. Bilmem. 15 yıldır haber yok. Ölmese bir yerlerden çıkardı. Saklama. O yaşıyor ve sen onun yaşadığı yeri biliyorsun. Hapishane senin mertliğini de alıp götürmüş Kuzey. Gece vakti ev basacak biri değildin sen. Bana kocanın yerini söyleyeceksin. Bırak kolumu. Adamlarını da al git buradan. Kapıma geldiğin için de tövbe et. Ya anlamıyorsun, ya da anlamak istemiyorsun. Sana benim ocağımı söndüren o adamı soruyorum. Beni 15 sene hapishanelerde süründüren o adamın yerini soruyorum. Zorluk çıkarma, Bekir nerede? Edebinle git kapımdan. Hatice. Niye yapışa çıkıp duruyorsun be kadın? Adamın böğründe çıkıp söyletmesini biliriz biz. Benim işime karışmayın. Benim işime karışmayın. Bekir'le bir hesabın varsa bul onu. Ne beni ne de kızlarımı bu işe karıştırma. Size zararım dokunsun istemiyorum. Bırak da hesabımı kocanla göreyim. Ocağımı söndüren adamı sakladıkça senin de ocağını söndürürüm. Benim Allah'tan başka kimseden korkum yok Kuzey. Elinden geleni ardına koyma. Bunu böyle bil. İki gün süre sana. İki gün sonra geldiğimde de konuşmazsan benden günah gider.
gidişle karavana atarız biz. Kadının kocasının haberi olmayacak öyle mi? Abi bırakacaktın elime. Ördek gibi ötürecektim hepsini. Kesin be. Anne. Anne. Anneciğim. Anneciğim. Uyandın mı kızım sen? Niye ağladın sen Hatice anne? Emine ablaya mı kızdın? Anneler çocuklarına hiç kızmaz. Kızmaz değil mi? Benim annem bana kızdı mı peki? Niye hiç gelmiyor? Eğer çok dua edersen görürsün. Hadi yum gözlerini de duanı oku. Hadi kızım. Allah'ım ben annemi çok özledim. Annem artık gelsin. Ah kardeşim. Allah sana rahmet eylesin. Canım kardeşim. Kızım benim kızımdır artık. Rahat uyuyasın yerinde. Laftan anlamıyor musun sen Kuzey? Ne olur rahat bırak beni. Bekir'in nerede olduğunu bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Rahat bırak bizi. Ne olur anla. Sen ne dediğinin farkında mısın? Düpedüz sen yoluna ben yoluma diyorsun. Anlattım işte sana. Böyle söylüyorsun ama. Senin de gönlün var bende. Bütün köy biliyor. Bekir arkadaşım benim. Böyle bir şeye katlanacağını mı sanıyorlar? Duysa o bile delirir. O vazgeçse benim ailem vazgeçmez. Onun ailesi vazgeçmez. Sen de sesini çıkarmayacaksın. Yazıklar olsun sana. Başka çarem yok. Kaçalım gidelim buradan. Arasın dursunlar bizi. Bu nasıl bir iş? Deli olacağım. Kuzey. Mecburum. Anlamıyorum neye mecbursun. Olanlar sadece senin mi canını yaktı sanıyorsun? Bir sana değil. Bana, çocuklarına, hatta annesine bile ihanet etti o. Bekir öldü Kuzey. Sana bir kere inandım Hatice. Bir kere. Ama sen gittin. O alçağın yerini biliyorsun. Bir kere daha inanmamı bekleme benden. Beklemiyorum. Hiç inanmadın ki. Hiç. Şaka yapıyorsunuz herhalde. Şaka değil Hatice Hanım. İptal ediyoruz. Siparişinize güvenerek aldığımız onca malzeme?
Ticaret bu. Ufak tefek riskler olabilir. En uygun fiyatla çalıştık hep. Biz sizden çalışmanızdan memnunuz. Sebep ne o zaman? Sebep diyorsanız söyleyemem. Bizi bir sürü borcun altına soktunuz. Bir de kem küm etmeyin. Hatice Hanım, belanın def edilmesi kârdan önemlidir. Ne şimdi yani bu? Bela biz miyiz? Söyleyeceğimi söyledim. Güle güle Hatice Hanım. Ne oldu? Siparişler elde mi kaldı? Tehdit ettiniz değil mi? Sadece kulağına su kaçırdık. Rızkla oynayanın Allah belasını verir. İnadı bırakmazsan canınla da oynarız. Kimin adına havlıyorsan git ona söyle. Erkek gibi davran. İyi kötü bir düzen kurmuşsun kendine. Bekir nerede desem cevabın gene aynı olacak. Ben de bir gelinlik siparişi vereyim dedim en iyisi. Düğün için değil ama. Kocanı öldürdüğümde kefen yapmak için. Memur bey. Beni ve çocuklarımı tehdit eden adam. Şikayetçiyim. Yürüyün beyefendi. Bir dakika. Verdiğim siparişi unutma. Olur mu? Buyur buradan ya polis. Tipi eksikti. Alın bunu. Güzel abi keten peleye geldi. Neredesin kızım? Ben şimdi Hatice'ye ne diyeceğim? Allah'ım ne diyeceğim? Şeyma! 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 Nereye gider bu kız? Karını ve çocuğunu öldürmekten hüküm giymişsin. Daha yeni salını vermişken hemen belaya bulaşmak... Akıl kârım sence? Çıkınca akıllı durmayıp kadını tehdit etmişsin. Ben o kadının kocasını arıyordum sadece. Beni tutmaya hakkınız yok. İfadem budur. Efendim. Anne? Anne ne oldu? Tane tane anlamıyorum. Tamam anne, rahat ol. Dükkana geldi Şeyma. Dükkana geldi diyorum. Yanımda şimdi. Rahat ol. Ne oldu Şeymacığım? Ben annemi çok özledim. Hatice anne. Anneme gidelim mi? Anneme götür beni. Avucumuzu yalar mıyız?
Altınlar için diyorum. Kuzey dinlemeyip çökecektik böğürlerini. Sıkıyorsa da ne? Hazır nezaretteyken. Ne var lan? Kuzeyden mi korkacağım? Kadar altın için anamı bile keser. Kuru sıkıyla olmaz bu işler. Yapacağız bir şeyler. Şeyma'yı eve götür. Hı hı. Şeyma, canım. Leylüfer ablan eve götürecek seni, tamam mı? Peki. Bu akşam matkap. Kaç bidon benzin lazım? Sen onu hesapla Cıvata. Şeyma, neredesin? Şeyma. Nerede ki bu kız şimdi? Eve gitti herhalde. Bu saatten sonra da kimse gelmez. Ben de kapatayım gideyim artık. Hala gelmediler. Babaanne, annem bir şey söyledi mi sana? Ne bileyim kızım, demiştir belki. Şişt, hadi ben. Tamam geldim. Gidi gidi. Dök. Ay anne, neredeydin? Leylüfer gelinliği teslim etmeyi unutmuş. Şeyma nerede? Dükkanda, senin neymiş? Leylüfer getirecekti. Yok. Bas. Kaç. Hadi. Şeyma'yı getirmemişsin, evde yok. Ah Leylüfer, bir şeyi de tam yap ya. Sana emanet etmiştim ben onu. Eyvah, nerede bu kız? Eve gitti sandım diyor. Belki de dükkanda uyuyup kalmıştır ha. Tabii ya. Leylüfer de sağa sola bakmadan çıktı tabii. Şükran, koş. Alo. Anne! Dükkan yanıyormuş. Ne? Siz yetişirsiniz. Koş Şükran. Memur bey. Memur bey. Benim çıkmam lazım. Olur, söyleriz. Ne zaman bırakacaksınız beni kardeşim? Neyi bekliyoruz? Tuvalete çıkmam bile savcının izniyle. Bunu bilmiyor musunuz? Kimsenin tavuğuna kış demedim. Beni tutamazlar. Arkadaşım, yüzüne meraklı değiliz. Yazı gelsin hemen. Leylüfer! Abla, dükkanımız yanıyor! Dükkanımız yanıyor! Şeyma! Anne! Anne, ne yapacağız? Anne! Anne, Şeyma! Şeyma içeride! Anne! Anne, gidelim! Vaziyetim! Ciğerim, yapayalnız sanmasın kendini. Tutunacak dalı olsun. Söz ver bana. Onu kızlarımdan ayırmam. Onu kızlarımdan ayırmam. Anne! 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 Anne
Allah'ına şükür anne. Olsun. Anne, 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 iyi misin? Anneciğim iyi misin? Anne, anne iyi misin? Anne. Buyurun, girebilirsiniz içeri. Durum nasıl doktor bey? İyi mi? Fiziksel olarak bir şey yok. Fakat büyük bir travma geçirmiş. Ne kadar sürer bu sessizliği kesin bir şey diyemem. Ama atlatacak. Üstüne fazla gitmeyin. Zamana bırakın. Düzelecektir. Şimdilik geçmiş olsun. Sağ olun doktor bey. Geçti kızım. Geçti. Canım. Kuzey Yiğit, durumun kritik. Tehdit ettiğin kadının dükkanı kundaklandı. Hatice Erdemir. Çok şaşırdın. Gözaltındayım. Beni mi suçlayacaksınız? İki adamından bahsediliyor. Onlar kundaklamış olmasınlar. Adamım falan yok benim. Burada elim kolum bağlı. Dışarıda neler oluyor? Ben nereden bileyim? İnşallah dediğin çıkar. Ulan şerefsiz herifler. Ben sizin yapacağımı bilirim. Kuzey Yiğit, serbestsin. Geçmiş olsun. Sağ ol. Anne nereye? Anne nereye gidiyorsun? Anne? Anne? Dur. Zala. Ayağını denk al Kuzey Yiğit. O kadının da peşini bırak. Bir daha şikayet olursa savcı bırakmaz seni. Tamam mı? Ah yetim, öksüzüm, kanadı kırık güvercine, kıyamam ben sana. Annen gittiyse Hatice annem var, ben varım, ablalarım var, tam 5 tane annem var. Yuvamdan? Ha?
Ne biçim erkeksin sen ya? Gücün savunmasız insanlara mı yeter sadece? Defol git hayatımızdan. Köpeklerini de alıp çek git. Eğer seni bir daha burada görürsem... Ne olur anla. Sen ne dediğinin farkında mısın? Düpedüz sen yoluna ben yoluma diyorsun. Anlattım işte sana. Böyle söylüyorsun ama. Senin de gönlün var bende. Kuzey, mecburum. Anlamıyorum neye mecbursun. Allah'tan bul inşallah. Ben affetmem. Bekir'in ölmediğini biliyorum. Senin de, Bekir'in de Allah belasını versin. Acı dinmiyor Hatice. Kor sönmüyor. Bırak beni, bırak. Zeyn. Çıktın demek. Zey! Zey! Üzülme Hatice. Üzülme. Çalıştığım dükkanı yaktılar. Şeyma neredeyse ölecekti. Nilüfer'im, üzülme ki. Ne yapacağım ben şimdi Cevat Usta? Zeyn geldiğinden niye bahsetmedin bana? Senin de başına bela mı etseydim? Bu yangın işi Kuzey'in yapacağı iş değil. Benim bildiğim Kuzey. Artık benim bildiğim, senin bildiğin Kuzey ölmüş usta. Şimdi benim ailemle uğraşıyor. Gözünü kan bürümüş. Ama zararı kendine. O canavarsa ben de anayım. Otkap! Hadi oğlum neredesin ya? Hadi oğlum ne var lan ne oldu? Bekir'in evine gitmiyoruz lan. Tamam gidiyoruz. Vay Kuzey abim. Aynasızlardan yıkmışsın. Helal olsun vallahi. Abi ne yapıyorsun abi? Vur diye vuruyorsun abi. Ne yaptın? Niye vuruyorsun? Yeter be. Niye kötü mü yaptık? Senin yolunu gözledik. Sen kardan beter çıktın be. Ne dedin lan sen? Ne dedin? Kardan beter çıktın mı? Bir daha söyle lan. Bir daha söyle. Abi tamam yap. Kes tamam. Tamam abi tamam abi. Defol lan buradan. Defol. Kalk. Tamam abi tamam. Tamam. Kalk lan. Kalk lan. Kalk. Tamam abi. Kalk takıl lan. Tamam. Kalk defol. Tamam. O aileye bir daha yaklaştığınızı görmeyin. Yürü lan hadi. Allah'ım bilsin. Her şeyi bilirsin. Halimden şikayet etmiyorum. Dünyada dert de olacak, belada. Yeter ki bana dayanma gücü ver. Sıkıntılarımı uzaklaştır. Yuvama huzur ver. Kızlarımı koru. Bana verdiğin analık duygusu adına yalvarıyorum. Sığınacak tek kapım sensin. Ya Rabbi. Sonsuz merhametine sığındım. Ey intikam alıcıların en büyüğü. Sen cezayı tez verensin. Yalvarıyorum. O alçağın canını benim ellerimle al. Yalvarıyorum Allah'ım. İntikamımı ahiret gününe bırakma. Ortada dükkan yok. Nasıl olacak bu iş? Makine alıp evde devam edeceğiz. Öyle de diğer durum can sıkıcı. Başıma bela almak istemem. Kendimizden geçsek de çoluk çocuğumuz var. Size de mi geldiler?
Gelen giden yok çok şükür. Herkes can taşıyor. Kusura bakmayın. Ne yapacağız abla? Pes etmek yok Leylifer. Ne olursa olsun iş bulmalıyız. Ay nefesim kesiliyor abla. Hadi eve gidelim. Zararınızı telafi eder belki. Benim yaptığımı düşünüyorsan vazgeç. Senin kirli parana ihtiyacım yok. Şeyma. Ölmedi annem. Sus kızım. Yalan söyledin. Yalan söyledin. Ne oldu kızım? Niye ağlıyorsun? Annem ölmüş. Anne. Ağzımdan kaçıverdi işte. Gel hadi. Gel. Canım. Bırak beni. Bırak işte. Siz bana yalan söylediniz. Sizinle konuşmak istemiyorum. Ben annem istiyorum. Anneciğim. Şeyma, kızım. Anneciğim. Yurt dışında ölmüş. Yıllar önce hem de. Bekir'i boşuna arıyoruz. Bir kağıt parçası. Bir kağıt parçasına inanacağım mı sandın? Resmi belge. Bekir'i boşuna aradı. Geberemez! Onun rahat döşeğinde ölmeye hakkı yok. Böyle bir mutluluğu kurban olduğum Allah nasip etmez onu. Ciğeri sökülmedikçe... Ellerime kanı bulaşmadıkça, al artık canımı diye yalvarmadıkça geberdiğine inan lan! Öcüm yerine gelmedikçe, bu dünya menzilinde nasıl döner Hüseyin? Dönmez! Allah buna razı gelmez! Buna razı gelmez. Anne niye yemiyorsun? Sen bizden bir şey saklıyorsun. Bismillah. Ne oluyor? Kimsin sen be adam? Burası dağ başı mı? Ne yaptığını zannediyorsun sen? Kuzey, sakın delice bir şey yapmaya kalkma. Ne istiyorsun bizden? Oturun. Anne bu adam da kim? Çocuklar, siz yukarı çıkın. Hayır anne. Kimse bir yere gitmiyor. Oturun. Otur kızım, otur. Doğru söylemişsin Hatice. Bekir ölmüş. Peki ben içimdeki intikam ateşini nasıl söndüreceğim? Kuzey,
Yalvarırım çocuklarıma dokunma. Beni vur. Ama onlara zarar verme. Amca. Onu Hatice anne vurma. O öldüyse ben ne yaparım? Oğlum. Benim annem öldü. Korkmayın artık. Hadi içeri. Acıdım aslında adama. Babam o kadar kötü müydü? Baban kendi ailesine bile kötülüklerin en büyüğünü yapacak biriydi. Böyle bir adamla neden evlendin anne? Hiç anlatmadın bize. Bu dünyada acılarla olgunlaşmak için yaşıyoruz. Acılarla yıkılmak, hiç olmak için değil. Bu kahır taşa düşse belki de çatlatır taşı bile. Biliyorum. Ciğerin yanı. Ama yangını söndürmek yerine yangında yanmayı, kül olmayı seçme. Allah sabrı ve tevekkülü de yarattı Kuzey. Anne. Söyle bir tane. Bak ben gülüyorum artık. Sen de gülsene. Artık adam gelmeyecek. Hadi gül ne olur. Hatice Hanım, sizin gibi bir çalışanımız olmasını çok isterdik. Ama maalesef dün biriyle anlaştık. Sözleşmeyi filan imzaladık. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Anlıyorum Şevki Bey. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Her şeyi telafi edeyim. İzin ver. Yardım mı etmek istiyorsun? Evet. Uzak dur yeter. Anne. Anneciğim.
Anneciğim. Şeyma, ne oldu canım? Niye ağlıyorsun? Ah, kıyamam. Canım benim, kabus mu gördün? Kötü adamlar beni kovaladı. Çok korktum abla. Bismillahirrahmanirrahim. Aferin. Geçti. Geçti canım. Hatice anne. Korkma bir tanem. Biz varken kimse sana zarar veremez. Abi, ben de sana gelecektim. Eminim, eminim. Bir hata ettim. Gel. Gel, gel. Yetim hakkı yiyerek tükettin, bitirdin, şerefini alacak. Babaları hapishanede diye çocukları sahipsiz mi sandın? Ha? Abi yalvarırım. Aldıklarımı en kısa zamanda iade edeceğim. Çaldığın paraları kuruşuna kadar getireceksin. Tamam, anladım abi, anladım. Kuruşuna kadar ödeyeceğim hepsini. Yavşaklık yaparsan canını alırım. Alırım. Merak etme yenge. İki gün içinde hepsini ödeyeceğim. Yo, kimseye zarar veremez. Ben varım, korkmayın. Hapishane arkadaşımın emanetisiniz. İnşallah yakında o da çıkacak. Allah senden de razı olsun. Abi beni affet. Hangi yüzle geldin lan buraya? Eşeklik ettim. Ne olur kulun kenar olayım. Beni yanına al. O silo şerefsizin gazına geldim abi. Defterden sildim ben seni. İnsan demek kusur demek. Ne olur köpeğin olayım, affet beni abi. Çok pişmanım. Kalbini biliyorum Kuzey abi. Allah bile affediyor. Sen onun kulu değil misin? Sağ ol abi. Sağ ol. Eğer bir daha yaparsam o zaman vur beni. Kancık köpekler gibi öleyim. Sen ne dersen ol. Gel de geleyim. Öl de öleyim. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Buyurun. Kimi aramıştınız? Siz. Hatice Hanım. Anne, kim bu? Aysun Hanım, Şeyma'nın halası. Teşekkür ederim kızım. Afiyet olsun. Şeyma kardeşimden kalan tek hatıra. Öz be öz yeğenim benim. Demem şu ki Hatice Hanım, Şeyma'yı götürmeye geldim ben. Onun geleceği için yapıyorum bunu. Hiç merak etmeyin. Ona yetimliğini hiç hissettirmeyeceğim. Kendi çocuklarımdan ayırt etmeden bakarım ona. Hem okuluna da gönderirim. Kuzenleriyle gider gelir inşallah. Odasını bile hazırladım. Görseniz neler aldım neler. Nerede benim güzel yeğenim? Kızım.
yetimim. Sen kimsin? Tabii ya, tanımazsın. Hiç görmedin ki beni. Ben halanım kızım. Aysun halan. Babanın ablasıyım. Hı? Anne, konuşabilir miyiz? Anne, Şeyma'yı veremezsin. Buna müsaade etmem. Asla. Ne olur verme kızım. Şeyma bu evin gülü, neşesi. O giderse. Ben de istemiyorum. Ama onun geleceğini düşününce... Hem yabancı değil ya, halası sonuçta. Ama anne... Anne, ben bu kadına hiç güvenmiyorum. Hareketleri, konuşmaları bana doğal gelmiyor. Elimizden bir şey gelmez. Kadını almak isteyince bir şey yapamayız. Şeyma resmen onun velayetinde. Bak seni bize. Hem Saima onu sana emanet etmişti anne. Hazırlı. Unutma. Ya okula gidip gelirsin. Unutmadım. Ah canım kızım. Ama Şeyma'nın iyiliğini düşünmek zorundayım. Hatice anne, halam beni buradan götürecekmiş. Ama ben gitmek istemiyorum ki. Ben sizi istiyorum. Benim Zeliha ablam, Şükran ablam, Emine ablam, babaannem var. Onları bırakamam ki Hatice anne. Söylesene Hatice anne. Ben senin kızınım. Ama kızım, ben de senin halanım. Hem Hatice annen de vermek istiyor zaten. Öyle mi Hatice anne? Beni göndermek mi istiyorsun? O senin halan kızın. Onun da kızı sayılırsın. Biraz hızlı yürü kızım. Ağlama ama. Seni kurtarıyorum. O çöplükte mi yaşayacaksın? Sonra alışırsın. Aldım kızı. Getiriyorum. Sen de elini çabuk tut. Yok yok, problem çıkmadı. Ağlama bakayım kızım. Gelecek değil mi? Uf. Aman, sen de kendini anne arıyorsan buluruz bir tane. Geç otur şöyle bakayım. Siz de gözümün önünden kaybolun bakayım. Odanıza kış kış. Refik! Çocuğu getirdim. Telefon ettin mi? Ediyorum da hala kapalı. İstersen vazgeçelim. Diğer taraftan daha fazlası gelecek nasıl olsa. Delirdin mi sen be kadın? Ben canımı yolda bulmadım. Kuzey iki gün sonra gırtlağıma basar. Can tatlı. Kurtarmak lazım. Bunu satmaktan başka çaremiz yok. Hem öyle kötülük de etmiyoruz yani. Evlatlık vereceğiz. Avrupa'da büyüyüp yetişecek. Geleceği için ona yardım yapıyoruz aslında. Şimdi yeri de tabağı da boş duruyor. Yavrum yemek duamızı da ediyordu. Şeyma'nın önüne bir sıcak çorba koymuş mudur o kadın? O da olsa gül oynaya yerdik. Tamam anne. Herkes tabağındakini bitirecek. Sofranın bereketini kaçırmayın.
istiyorum. Burada kalmak istemiyorum. Kes, zırlama. Başka yere gideceksin zaten. Allah Allah. Sus Turcunu, Sedat Bey arıyor. Alo, Sedat Bey. Ben Refik. Evlatlık vereceğimiz çocuk hazır. Ne zaman getirelim? Yarın mı? Tamam efendim, tamam. Vallahi sinirlerimi bozdu. Çocuğu görünce çok beğeneceksiniz. Sağlıklı tabii. Sus Turcunu, Aysun. Dediklerini anlamıyorum. Sen de sus. Tamam. Tamam efendim. Siz hiç merak etmeyin. Dediğiniz rakamı vereceksiniz değil mi? Nakdi isterim ama hemen. Çok acil ihtiyacım var da. Sağ olun efendim. Sağ olun. Oldu işte. Oldu bu iş Aysun, oldu. Ne diyorsun? Tonla para alıyoruz kız. Bir kısmını kuzeye veririz. Kalanını da keyfimize göre harcarız. Hadi bakalım. Seni kurtarıyoruz. Millet yurt dışına gitmek için can atıyor. Seni bedavadan gönderiyoruz. Dua etmen lazım bize, dua. Git bak. Refik abiyi görecektim abla. Sen kimsin be? Beni Kuzey abi gönderdi. Yarın demişti. Yarın bulacağım parayı. Öyle demiştim ona. Kuzey abi bir kontrol et dedi. Seni görünce daha iyi anladım tabii. Merak etmeyin. Yarın borcumu trink ödeyeceğim. Yamukluk edersen yapacaklarımızı hatırlatmam için gönderdi Kuzey abi. Ben niye yamuk edeceğim? Yok be arkadaş. Yarın parayı alamazsam canını alırım. Çaktın mı daha? Kutaben amca. Ben evlatlık verecekler. Hacıhaneme götür beni ne olur. Şeyma yine mi kızım? Ah bu çocuklar. Biraz evvel film seyretti. Onun etkisinde kalıyor. Geçenlerde de zombi filmi seyretmişti. Günlerce ben zombiyim deyip durdu. Çocuk işte. Kızımız bizim. 3 numara. Maşallah. Oh be. Geç geç. Geç. Seni bacaksız seni. Sahip çıksana şu çocuğa. Ağlama bir de, ağlama. Kurtar beni ha. Yaptığına bak şunun. Kalk, kalk. Kalk. Burada kal da aklın başına gelsin. Sesini duymayacağım. Eğer duyarsam gelir etlerini koparırım seni. Anladın mı? Siz de girin içeri bakayım. Abi, akşam iyice tıstı köpek. Bir yerden yüklü para alacakmış bugün. Parayı nereden buldu dersen, bir çocuğu evlatlık verecekmiş. Göz yumacağım bir durum değil abi. Sana haber verdim. Ben bile acıdım. 5-6 yaşlarında kız çocuğu. Kurtar beni amca falan dedi. Hatice anneme götür beni dedi. Hatice anne mi? Evet abi. Adı da, dur bakayım neydi? Şeyma dedi. Evet, öyle bir şey. O çocuk Hatice'nin emaneti. Ulan şerefsiz. Ulan Refik. Bir terslik çıkmaz değil mi Refik? Merak etme, adamlar bu işi senelerdir yapıyor. Binlerce çocuğu İsrail'e, Avrupa'ya evlatlık olarak vermiş. Hepsinin durumu çok iyiymiş. Kurtarıyoruz biz bu çocuğu Aysun. Refik! Sizi kim kurtaracak lan? Kuzey, para bulmaya gidiyoruz da.
çocuğu. Sıkarın lan köpek! Ay. Köpek! Ay. Şerefsiz! Ulan sen nasıl adamsın? Bu kadar mı düştünüz? Bu kadar mı çürüdü vicdanınız lan? Güzel, sana olan borcumu ödemek için yapıyorum. Borç öyle değil. Böyle ödenir. Bırak kocamı. Zavallı çocuğu satacaktınız öyle mi? He? Ulan var ya. İkisini de kaldır. Bunlarla konuşacaklarım var daha. Artık sana kimse bir şey yapamayacak. Ne olur korkma benden. Korkma bebeğim. Geçti her şey. Geçti. Amca neden kurtardın beni? Babamı mı tanıyordun? Arkadaşı mıydın babamın? Arkadaşıydım tabii. Arkadaşıydım. Senin de kızın var mı amcam? Vardı. Şey. Nerede o? Cennette. Annem gibi. Ben annemi çok özlüyorum. Senin kızını özlüyor musun? İnsan evladını özlemez mi hiç? Annem de beni özlüyordur. Onun için hep mezarına gidiyorum. Seni özleyen bir annen daha var ama. Kimseye verme tamam mı? Yoksa hiç gelmem. Verir miyim bebeğim? Kuzey amcam dediği için geldim zaten. Halamla neşten beni başkasına vereceklerdi. Kuzey amcam kurtardı.